Güzel zevkinin anısına Michael'ın cansız bedeni benim önümde yerde yatıyordu. Kopmuş kolundan önceden oluşan oluk oluk kan şimdi birkaç damlaya inmişti. Keşke daha önceden saldırsaydık ama yine de iyi bir akşam geçiriyoruz. Eş imparator. Heh. Bu keriz herif ne yeteneğe sahipti ne de siyasi açıdan bir iştahı vardı. Tanrının verebileceği bütün avantajları sahipti. Ona rağmen şu an bütün beldelerini, bütün vilayetlerini, bütün yetkilerini bir hiç uğruna harcadı. Ben de aslında öyle artık basit bir vali değilim ama bu akşamdan itibaren ben imparatorum. Vasilevs Vasileos. Makedon hanesinin ilk büyük imparatorum. Kadehimden son yudumu alıyorum ki bu kadehinde de Michael'ın en sevdiği şarap var. Tarihin bu genç adamı nasıl anacağını düşünüyorum. Ya da nasıl anılacağını izin vermemi. Ha şimdi burada biraz işler değişiyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şu an 867'deyiz. Vasilevs Vasileos. Makedon hanesinin İlk imparatoru. Bir önceki imparatoru öldürdü. Şu an biz kaderimizi belirliyoruz. Deriz ki sarhoşken öldü, sarhoş kalacak. Bu yüzden sarhoş lakabını alacak ve biz 200 meşruiyet kazanacağız. Aptal herif bana ailesini, tahtını ve hayatını verdi. Bu kadar yeter. Bunu seçersek kendisi dindar olarak hatırlanacakmış ve biz 500 dindarlık kazanacağız. Gerçekten güzel bir üzüm bağı dersek de tarih onu genç imparator olarak hatırlayacak ve bizim aile konağımıza ufak bir üzüm bağı yerleştirecek. Yani adamın ailesini aldık, tahtını aldık, hayatını aldık. E, üzüm bağlarını da alalım o zaman. Efendim herkese merhabalar. Ben Barzonius ve bugün karşınızda yeni bir videoyla bulunuyorum. En son videoda sabitlenmiş yorumlarda size bildirdiğim gibi, Road to Power'la ve akabinde eş zamanlı gelen güncelleme ile beraber değişen Bizans yapısını şöyle bir bakacağız. Hatta bu yeni Bizans yapısıyla imparator olarak oynamak nasılmış, ne kadar güçlenebiliriz? neler yapabiliriz? Çok zayıf mı kalıyoruz yoksa çok güçlü mü kalıyoruz? Hep beraber bir ona bakacağız. Önceki Bizans serisinde izlediyseniz yine bu karakterle başlamıştık. Burada görünüş olarak kendisine farklar var. Aynı zamanda kendisine böyle bir fiziksel özellik de eklenmiş. Kardeşi hayatta değil fakat babası hayatta. Burada Bizans'ın iç sınırlarını görüyoruz. Son derece temiz. Stream biraz fazla büyük. Bu da bunu tehlikeli bir vasal yapabilir. O yüzden size tavsiyem eğer 867 Bizans'la oynayacaksanız mümkünse paranız olması durumunda Selanik Krallığı'nı oluşturun. Böylelikle yeterince toprağı olan vasallar bu ünvanı alamasınlar. E tabi unutmamak lazım ki şu an Alevilerle bir savaş içerisindeyiz. Kendilerinin de bu arada armaları değişmiş. Şu an Sicilya'yı fethetmeye çalışıyorlar. Kolay gelsin diyelim. Ben eski taktiğimi tekrardan uygulayacağım bu arada. Tabi ondan önce hemen şu yaşam tarzını bir seçelim. Biraz strateji odaklı gidebiliriz ilk bir 5 sene çünkü biraz düşük gibi. Bir haneden mirası açabiliyoruz. Hiç fena değil. Bürokrasi dalından gidebiliriz. Bu yeni eklenmiş bir dal. İdari yönetime sahip hanedanlar bu dala ulaşabiliyorlar. İlk miras seçersek de imparatorun vekil açları. Alik nüfus kazancımız %10 daha fazla ve vali verimliliği %5 daha fazla. Neden olmasın? Bunu seçtiğimiz zaman burada mesela verimliğe artı 5 eklendiğini görüyoruz. Vali verimliliğini arttırmamız bizim vergi ve milis alımımızı da arttırıyor tabii ki. Şöyle bir ordularımıza bakalım. Ordularımızın sayısı azalmış. Bakın bir de böyle bir yeni yapı var. İdari yapıdaysanız, siz imparator olsanız bile idari yapıda alabileceğiniz düzenli asker slotu eksi 2 yazılıyor. Ya yani bu olmasaydı biz buraya 2 slot daha döşeyebilirdik aslında. Bunları hemen şöyle bir konuşlandıralım. Gayet iyi olur. Balistalar var. Burada biraz fazla askerimiz var ama kalsın işimize yarar. Şimdi elimizde 1720 asker var. Karşımızda da 3746. Bu biraz fazla gelebilir ama kendisinin özel askerleri varmış bizi istila etmek için. O da güzel. Fakat ben zannetmiyorum ki bu iki kat güce sahip düşman bizi durdurabilsin. Bulaştığı kişi öyle sıradan bir emir ya da kral değil. Roma İmparatorluğu'na sataştı şu an. Ha evet, tabi bu arada unutmadan. Evet bizim burada patrikimiz var. Bizden hiç hoşlanmıyor. Kendisi mümküze bizim kızımızı eğitsin. Hatta biz kendisini şöyle bir etkileyelim. Sonra unutmadan çocuklarımızı eğitelim. Bakın burada Bizans İmparatoru olarak çok daha fazla alabileceğiniz seçenekler var. Ve en göze çarpanı yetki seviyeniz ne olursa olsun idari bir hükümette kendi varisinizi belirleyebiliyorsunuz. Yani bildiğim kadarıyla en azından imparator bunu yapabiliyor. Valilerinki biraz daha farklı olabilir. Ben şimdiden istersen mesela 500 prestij ve 150 nüfus harcayarak 0 yaşındaki Leon'u varis yapabilirim. Hoppa sen kimsin? Efes teması baskın izni istiyor. Geron tasanesi. Neresi burası? Drakion'a karşı. Ooo. Bizden nefret edecekmiş. Hı. Hm. Yok. Evet, kusura bakma yani. Şimdilik olmaz en azından şu savaşı bir toplayalım. Düşman ordusu geliyor. Niye klasiktir? Lecce'den kaldırdım orduları. Buraya getiriyorum. Siraküza'dan ya da Malta'dan kaldırmadım. Düşman çünkü benim olduğum yere gelmeyecek. Acaba kendimi geçirsem nasıl olur? Şu an yardırıyoruz. Bakalım savaş nasıl olacak. Oh my God. Evet yeniliyoruz sanırım. Oh, now, Bu hiç hoş olmadı. Fakat elimizde para vardı değil mi? Güzel. Paralı asker çekebiliriz mesela. Umarım savaşı kazanabiliriz. Avantaj da bizde. Evet. Wow. <laughs> Sultanı mı yakaladık? Çok güzel. İyi hadi bitirelim savaşı o zaman. Bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi askeri gücümüz şu an düşük gözüküyor. Paranın da çoğunu bitirdik. Bir bakalım duruma. Bakın bizim burada konağımız var. Aylık 20 altın kazanıyoruz. Başlangıçta tabii herkes bizden nefret ediyor. Ama zamanla bu değişecek. Valilerin güçleri de düşük aslında. Böyle bin askeri olan yok. Gördüğüm kadarıyla evet. Şu an güçsüzler ama zamanla güçlenebilirler. Hiç belli olmaz. Kendisinde askerleri çok bitmedi bu arada. Hala düzenli askerleri yani özel askerleri duruyor. Şimdi savaşı kazandık. Bu bir savunma savaşıydı. Alabileceğimiz kararlar artık burada bu şekilde kategorilendirilmiş halde bulunuyor. İdari hükümetin alabileceği kararlar, diğer kararlar, saray mensubu kararları gibi. Romalı kararları var. Mesela zaferimizi ilan edebiliriz. Bu şekilde Hold the Triumph. Bu da şu demek. Herhangi bir zaferden sonra ya da imparatorluğun kaderi için önemli bir olaydan sonra siz imparator olarak halka seslenebilirsiniz. Aşağıdaki şartları karşılıyoruz. Savaşta değiliz. Evet yeni oğlum hayırlı uğurlu olsun. Çünkü kendisi mor odada doğan. Yunan kültüründe de aynı zamanda ilgili gelenek var. 106 ve 50 nüfus harcayarak bir halkımıza seslenelim bakalım. Etkileyici bir geçit töreni yapıldı şu an. Biz atımızda oturuyoruz. Üzerimize en şık kıyafetler ve halk da bize coşkuyla alkışlıyor. Altın kapıdan geçiyoruz. Milyonda duruyoruz ve Sultan Muhammed'e karşı elde ettiğimiz zaferi kutluyoruz. Peki bu zafer geçidi nerede bitecek? Hipodromda deriz ya da Ayasofya'da. İkisinden biri. Farklı sonuçlar doğabilir ama yüz meşruiyet kazanıyoruz. Mesela hipodrom yerine ben Ayasofya'ya gidebilirim. Katedral sonuçta. Mesela burada biraz daha işi dine vurduk. Yani bir dinsize karşı savaşmış gibi düşünebiliriz kendimizi. Farklı bir dinden birine karşı zafer elde ettik. Dolayısıyla bu noktada dini açıdan odaklanmak biraz daha mantıklı olabilir. Ben zaferimi Tanrı'ya adayacağım diyebiliriz. 250 dindarlık kazanırız ve Tanrı'yla zafer paylaşıldığı etkisi olur. Tabii daha fazla dindarlık, aynı mezhepten görüş artışı ya da zaferle kutsanmış etkisi alırız. Bu da diplomasimizi arttırır. Her açıdan faydalı bize. Bu arada meşruiyetimiz de fena değil yani 5 üzerinden 3 normalde beklenen seviye 4 ama bunu arttırmak hiç de zor değil yeni gelen seçeneklerle. Biraz dindarlık kasal. Ee, dindarlık iyi olur. Ve geçiş töreni bitti. Burada gördüğünüz gibi mor renkle yazılmış belli başlı çevrilmesi mümkün olmayan antik deyimler var. Hoi Poloi var mesela. Antik Yunanca'da çok anlamına gelebilecek bir terim bu. Yani Hoi Poloi dediğimiz zaman kamudan bahsediyoruz. Halktan bahsediyoruz. Hipertes Basileas Soterias. Umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur. İmparatorluğun kurtuluşu için denen bir atasözde de bu arada. İnsanlara sesleniyoruz. Zaferimizi kutluyoruz ve hayatın anlamını çözüyor gibi bir şey oluyor burada. Görmüş olduğunuz gibi aynı kültürden görüşler ve aynı dinden olan görüşler artı 5 olarak geliyor. Sarayımızı bu arada donatmadık. Onu muhakkak donatalım. Hanedan ve hane flamalarını buraya koyduk. Belli başlı yeni eşyalar eklenmiş bu arada. 4 tetrarkın heykeli diye. Bu da şu. Nüfuz seviyeniz başına diplomasinize artı 1 getiriyor. Aynı zamanda nüfuz ve hanedan ihtişamında da artış var. Neden koymayalım? 5 kule var ama 5 kulenin dışında başka eşyalar da var. Mesela burada hidrolik organ var. Bu bir müzik aleti. Saray mensubu görüşü arttırıyor. Saray görkem seviyesi ne nüfuz seviyesi başına öğrenim artıyor. Hiç fena değil. Koyabiliriz mesela bunu. Koyduk. Konstantin heykeli var. Romalı bir kadın heykeli var. Bunların da sağladığı çeşitli etkiler var. Aynı kültürden artı beş görüş ve Hristiyan görüşüne artı beş ekliyor yine. Ağır piyade bakımı azalıyor. Bu da güzel. Bunu koyabiliriz mesela. 5 kule ve kadın heykeli kaldı. Justinian'in tacı artı bir mülk limiti, vasal limiti artıyor ve aylık ihtişam artıyor. Çok güzel. Bir de Urfa'nın görüntüsü. Bunu da ekledik. Bakın bu da çok güzeldir. Aylık 1.0'lık bir dindarlık artışı var. Ruhban görüşü artıyor. Bu da çok güzel. Efendim şimdilik bu kadar. Ve şu saray görkemine bakalım. Saray görkemi düşmüş. Normalde 867'de veya 1066'da başladığınızda tabi Bizans İmparatoru yani Roma İmparatoru olduğu için görkemin zirvesi olması gerek. Dolayısıyla burası 5, 5, 5 ve 5. seviyelerdeydi. Burada da mekanik aslanlar var. Kuyrukları böyle oynuyor ve ses çıkarıyor. Bize imparatoruz. Patrick de böyle elini uzatmış, dileniyor falan. Bunları böyle dördüncü seviye yapabiliriz. Hani itibardan tasarruf olmaz derler ya. Roma'ya biraz, biraz demeyelim Roma'ya baya yakışıyor aslında. Ve efendim Bizans görmüş olduğunuz gibi. Ben oyun kurallarından da biraz size bahsedeceğim. Bakın burada İngilizce'de Byzantine Empire ya da Türkçe'de Bizans İmparatorluğu diye kalmak zorunda değil. Artık oyun kurallarında ekleyebileceğiniz 5 ayrı isim var. Bunlardan bir tanesi de eğer isterseniz Yunanca ekleyebiliyorsunuz. Yani Vasileia Ton Romayon. Yunanca Romalıların imparatorluğu diyebiliriz. Ki ben oyun kurallarında yine onda ayrıca size göstereyim. Bakın burada Bizans'ın ismini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada sağdaki ve soldaki oklara tıklayarak da ismini seçebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir tarihi seçerseniz seçin fark etmez. Oyunda belli başlı sabit ayarlar var. Dersiniz ki belli başlı tarihsel bölgeleri ben artık feodal ya da aşiret değil de idari hükümetten yani administrative oynamak istiyorum. Bunu yapabilirsiniz mesela. Bunu da ayarlarını burada yapabiliyorsunuz. Ben 867'de Arap İmparatorluğu'nun yani Abbasilerin idari yönetimden başlamasını seçtim. Bakalım nasıl olacak? Çünkü klan olarak ya çok iyiler ya çok kötüler. Bir arası yok açıkçası. Burada görmüş olduğunuz gibi Arap İmparatorluğu Administrative Realm diye geçiyor. Ve savaşı kaybediyor gözüküyor. Heh ilginç. Kendisinin çünkü özel askerleri var. Geçmiş olsun. Ama idari yapıda olduğu için bakın şu an daha az para kaybediyor. Normalde aşiret olsaydı ben Abbasilerle oynarken orduları kaldırdığımızda baya bir para gidiyordu. Bunun belki 10-15 katı kadar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bütün vasallar Medine, El Hasa, Basra, Arabiye Halep, Kilikya, Homs, Şam, Filistin bunların hepsi artık oyun kurallarında düzgün seçtiğiniz zaman hatta buraya bakalım. Mesela buraya baktığınızda Ermeni Prenslikleri Krallığı var. Bunlar hala feodal kalmış. Azerbaycan vilayeti var. Normalde bunlar da aşiretti ama görmüş olduğunuz gibi. Mesela bu abinin varisi yok. Dolayısıyla kendisi öldüğü zaman bakalım herhangi bir oylama olayı yok sağlığı da kötü diyor. Öldüğü zaman bütün ünvanlar yani düklük ve bizzat tuttuğu kontluklar doğrudan halifeye gidecek. Halife de hasta olmuş. Evet Selanik'i kuracaktık. Biraz fazla para ihtiyacımız var. Bu arada hemen bir görmüş olduğunuz gibi Patrin zaten öğrenim yeteneği fena değil. 14'ten 15'i çıktı. Ortalama sayılması lazım şu noktada ama kötü diyor. Kendisiyle görüşüğümüz gayet iyi. Bize karşı desteğini sağlamaya devam edecek. Şu an birinci seviyedeyiz. Bu arada biraz da şu yetkilerden bahsedeyim. Şu an birinci yetki seviyesindeyiz. Bunu ikiye çekebiliriz. Eskiden Bizans feodal olduğu zaman bu özerk vasallar kısıtlı taht otoritesi, yüksek taht otoritesi ve mutlak taht otoritesi diye geçiyordu. Yani tıpkı Avrupa'daki feodal yapı. Şimdi burada işler değişti. Birden ikiye çekersek tıpkı kısıtlı taht otoritesinde olduğu gibi vasallarımızdan yani valilerden ellerindeki ünvanları koparabileceğiz ve varislerin de çekebileceğiz aynı zamanda. Bakın hatta size şunu göstereyim. Umarım vasallar bize kızmaz. Şimdi bakalım benim en güçlü vasalım Vali Alexandros. Peki. Trakesyon tutuyor. Strimon çok iyi mesela. Altında Mosinopolis var ama ben şahsen Trakya düklüğüyle beraber Selanik düklüğünü tutmayı tercih ederim. Buradaki tarım arazileri artı buradaki Poligiros'taki maden ciddi işime gelir. Şimdi ben bir imparator olarak yani idari hükümetteki bir imparator olarak Vassalage and Court, Vasallar ve Saray kategorisinden İstersem kendisine bir atama yapabilirim. Yani kendisine mesela diyelim ki Edirne'yi veriyorum. Edirne'yi versem bizzat tutar orayı. Aynı şekilde yine sağ tıklıyorum kendisine. Kendisinden buraya alabilirim. Selanik'i. Bakın şöyle bir durum var. Kendisi şu an bizden hoşlanmıyor. Gücü çok yok ama şöyle bir durum var. İdari yapıda bir vali olduğundan biz imparator olarak tiranlığa bulaşmadan toprağını elinden sökmeye çalışabiliriz. Şimdi normalde eskiden bir suçlu olması lazımdı vasalın veya Süzeren'in bir hak iddiası olması lazımdı. Artık ben tiranlık işlemeden istediğim vasaldan toprakları koparabileceğim. Fakat şöyle bir durum var. Başlangıçta yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü imparatorluktaki herkes neredeyse bizden nefret ediyor. Eksi görüşte olanlar size karşı muhakkak ayaklanacaklar. Mesela şu an artı görüşte olan birisi yok sanırım. Evet gördüğüm kadarıyla bir tek <laughs> konzeyimizdeki Patrik bizden hoşlanıyor. Canım ben sana para mı versem ha? Sen benim casus mısın? Aynen. Gibi. Biraz gücümüzü arttıracağız o zaman. Babamız uykusunda ölmüş. <laughs> Halife iyileşmiş bu arada. Hala savaşı kaybediyor diyor. Dindarlığı biraz arttırabiliriz bakalım. Diğer seçeneklere de bakabiliriz. Dolayısıyla biz şu noktada biraz daha vasalların görüşünü arttıralım bence. O esnada şöyle bir etkinlik yapabiliriz. Güzel olur. Mesela at arabası yarışı düzenleyebiliriz. Tabii ya. Mesela Patrick gelsin değil mi? Ekümenik Patrick. Hem meşruiyetimizi arttırırız. Hem de halk görüşü de artar. Halk görüşü artınca gayet iyi olur. Buradan niyetimizi seçebiliyoruz halka odaklanırız ya da nüfuzumuzu arttırırız. Birini öldürebiliriz, birini baştan çıkarabiliriz, biriyle arkadaş olabiliriz gibi. Şimdi halk görüşü nasıl? Biraz düşük çünkü kültürel gelenekten dolayı eksiyon. Dolayısıyla imparator olarak halka seslenmeniz bu noktada biraz önemli. Yani tıpkı av gibi ya da ziyafet gibi etkinlikler yerine mesela artık bundan sonra daha fazla at arabası yarışı yapabilirsiniz. Mesela hatta ben buraya bahisçi de ekleyeceğim. Maria kendisi benim eski eşim ekledim. Normal görevlerini de yapabilir. Cook the books yani şike de yapabilir ya da rüşvet dağıtabilir gibi. Bunu yaptığımızda kendisine biraz daha maaş veririz ve aylık nüfuzumuz artar. Şu at arabası yarışını bir düzenleyelim bakalım. Patrick'i çağıralım. Patrick bizden hoşlanır. Şu an bize karşı çok bir sıkıntı yapamıyor. Çünkü bizim konseyimizdeki Patrick'le dengeli. Patrick'le arayı iyi tutarsak imparatoru da ayakta tutarız bence. Bunu yaparak Bizans'taki gelişmişlik seviyesini de biraz ilerletiyoruz. Çünkü şehre insanlar geliyor. Görmüş olduğunuz gibi artıyor burada. Sen ordun biraz fazlaymış. Aynen sen onu diğer vasala aktarabilirsin bence. İyi olur. Aranızı böyle dengelersiniz. Vasallar arada size böyle taleplerle gelebilir. Mesela şuradaki orduyu bana aktar. Buradaki orduyu bana aktar gibi. Siz bir bakarsınız mesela. Mesela kendisini aktaracak. Aktarılması istediği kişi de ordu ne kadar. Eğer çok fazlaysa böyle mesela dengeleyebilirsiniz. Bunda buradaki askeriye penceresinde imparatorluk ordularına bakabilirsiniz. Burada mesela 200 kişilik bir asker grup var. Buraya hangi temalara, hangi valiye, kimlere eklenmiş, hangi askerler eklenmiş bakabilirsiniz. Şimdi at arabası yarışlarında 4 takım var. Mavi, yeşil, beyaz ve kırmızı diye. Bunların da böyle şansları var. Baktığımızda bunlar sürücüler. Bu abimizin yeteneği biraz daha iyi. Kendisi Yeşil takımda Pascalis. Hmm, hiç fena değil. Paskalis ile gidebiliriz. Eğer kazanmasını istersek %11,5 şansla kazanacak. Dolayısıyla biz de verdiğimiz bahsin 5,5 katını alacağız. Ama dersek ki yani ilk ya da ikinci sıraya girsin, yani dereceye girsin. Şansımız biraz daha artar. Böylelikle 2,5 katını alırız. Bakalım. E, 150 olsun. Kim bu? Yok. İstemiyorum. Evet. Ekümenik Patrick de geldi. Bize karşı görüş kazanabilir. Yanımıza oturmasını isteyebiliriz. Ya da deriz ki bu manzarayı izlemek yerine sohbet etmek tam bir garabet olur. Yok. Evet bize karşı görüş kazanıyor. Sen kimsin? Bir vali. Peki. Olur gel gel. İzleriz hep beraber. Ha, tahta geçmek isteyen birini ne yapıyoruz? Bir dakika. Oy skorunu mu düşürüyoruz bu şekilde? <laughs> Yani %67 ya da %32'lik bir şansla. Ee, <laughs> biz kendimizi biraz daha iyi plana çıkaralım. İyi olur. Oyunlar başlasın. Oo, bizimkisi 3. sıraya düşmüş. Maviler kazandı. Oo bir dakika biz bahis yaptık ve bizim elimize para geçti. Ee, güzel etkinlikmiş ben bunu hep yaparım ya. <laughs> Ay çok iyi. Birinci ya da ikinci değil biz üçüncü sıraya yerleştirdik kendisi o yüzden para kazandık. Anlıyorum gayet güzel. Para kazanmak için güzel bir etkinlik bulduk ama tam bir kumar. Evet. Dolayısıyla şu unvanı oluşturuyorum ki sen oluştur ama stream ona oynayacağım öyle söyleyeyim yani stream onla biraz oynayacağım ben o konuda. Biraz konağımıza gelelim bakalım burada kurabileceğimiz ekstra bir slot var. Başlangıçta 867'de 3 tane slot var. Mesela Yunan kültürüne bakıyoruz. Yunan kültüründe 4 tane gelenek daha açılmamış ama 900'e gelince erken ortaçağ açılacak. Şehir planlaması etkileniyor. 22 senede bunu açarız. Villaya bir ekleme yapabiliriz mesela. Ve ya buralara da bir ekleme yapabiliriz. Burada bütün slotlara, oyunun izin verdiği bütün slotlara ekleme yapabilirsiniz. Mesela villayı arttıramıyoruz çünkü Yunan kültürünün şehir planlamacılığı buluşunu keşfetmesi gerek. Burada kurabileceğimiz bir sürü seçenek var. Mesela biz ilk seçeneği seçtik. Bir üzüm bağı elde ettik. Bu üzüm bağını böyle arttırabiliriz. Bu şekilde bizim aile konağımızdan gelen vergiler de ayrıca artar. Yaptık mesela. Buralara bir şeyler yapabiliriz. Konak evleri. Kendisini biraz şöyle etkileyelim. İdari yönetimde benim canımı sıkan en büyük şeylerden bir tanesi. Büyük etkinliklerde sadece düğün ve turnuva yapabiliyoruz. Vergi gezisine çıkamamak biraz üzdü açıkçası kabile yöneticileri bile çıkabiliyor. Feodaller, aşiretler çıkabiliyor. Biz niye çıkamayalım? O biraz ıı, üzdü açıkçası. Ama az da para kazanmıyoruz. Bu da bir seçenek. Tahta hizmeti açtık. Sana biraz hediye versek hmm, olur. Mesela ben senden onu ya da Selanik'i alabiliyorum değil mi? Bir bakalım. Kendisine şurayı bir almaya çalışalım bakalım. Selanik. Belki kabul eder, belki kabul etmez. Bilmiyorum. Bir deneyeceğiz şansımızı. Gördüğünüz gibi çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Evet. Çok hoş olmadı. <laughs> Ay harika. Ama yani şansım var aslında ya. He? Ha? Hatrik neden bana karşı isyan etti? Ben onu anlamadım. Seni kaldırıyorum. Papa'nın ordularına. Papa bir başkentte. Ya, bütün orduları kaldırın. Başkentime gelmeleri konusunda onları kışkırtsam mı acaba? Mükemmel bir isyan yedik. Kuşatlan bir toprak yok. Toplam asker sayıları bu kadar. Patrick sen ciddi misin? 80 askerle İstanbul'u mu kuşatıyorsun gerçekten? Harikasın ya. Ve birileri beni yağmalıyor. Yağmalısın kusura bakmasın kimse. Yani ülkede hiç savaş çıktı. Sanırım buralarda bir şeyler oluyor. Bir dakika benim başkentime gidiyorlar değil mi? Ney ney bir dakika ney? Üçüncü Leon. İkonoklazm mı? Ha ikonoklazma geçebiliyormuşuz. Vasallar da geçebiliyor. hı sen bana isyan ettin diye sana inat yapayım mı? Yok. Sen kimsin? Yok. Silifke. Uh -uh. Of. Mükemmel. Savaş liderini savaşta yakaladık. Ve bütün askerleri de yok ettik bu arada. Harika. Sen beni yağmalı. Ee, sen beni yağmalı. İstediğin gibi yağmalı. Hiç problem değil. Bu arada Macaristan almış burayı. Helal olsun şimdi ben senden bu ünvanı alıyorum değil mi? Aldım. Tekrar alayım mesela. Ne? Ne dersin? Güzel. Hatta ben senden bir ünvan daha alacağım ya. Teselya'yı alacağım. Tamam mı? Şimdi sen benden nefret ediyorsun. Ama bak ben sana güzellik yapacağım. Seres kontu bu. Ben sana burayı vereceğim. Başka kim isyan etti bana? Sen mi isyan ettin? Hmm. Evet. Sen de mi tutuklusun ya? Seni direkt salayım mı? Heh, ne dersin? Ben aynen seni direkt saldım. Şimdi çocuklara toprak veremiyor olmak biraz sıkıntılı. Bunların alayı da. Ne kötü oldu. Şövalyelerime toprak veririm diye düşündüm ama. Pascalis mesela. Çok iyiydi gerçekten o at yarışında. Ama mesela şöyle toprak versem. Nasıl olur? Orestes. Dur dur Pascalis'e vereceğim ya. Sana böyle burayı komple vereceğim. Tamam mı? Senin benden hoşlanman lazım ama. Ha elimde çünkü çok fazla düklük tutuyorum diye değil mi? Evet. Stream onu vereceğim sana bak böyle. Sen benden çok hoşlanacaksın. Senden burayı çektim. Kusura bakma. Hani tiranlık olmuyor. İstediğim gibi çekebiliyorum. Bu Atina düklüğündeki basalı bizzat kendi valim yapacağım. Eserliye kendisine böyle vereceğim. Bakın benden çok hoşlanıyor. Çok teşekkürler. Elimde fazladan bir ünvan var mı bakıyorum. İki tane düklük var. Gayet güzel. İsyan edenlere bakalım. Malta'ymış. Canım senden alıyorum burayı. Benim elime fazladan toprak geçiyor. Ben seni serbest bırakıyorum. Elime para geçiyor. Çok güzel. Başka kim isyan etti bana bakalım. Sen de mi isyan ettin? Ah ah ah. Çok kötü. Sen kaldın tabii böyle. Toprağını alsanız bile artık soylu bir ailenin başı olduğu zaman hala kendisi böyle bir ünvan sahibi olarak kalıyor. Her yöneticinin, her soylu ailenin böyle ayrıca bir ünvanı var. Bakın burada Makedon ailesi var mesela. Burada Melisenos ailesi var gibi. Sen de iyi iş çıkarmıştın. Bak sana şöyle verelim mesela. Senden buraya aldım. Tamam mı? Seni serbest bırakacağım. Elime para geçiyor. Ne güzel. Buradaki aileye bu abimize böyle Opsikion'u aktardık. Mükemmel. Sonra hatta şurada Aynos var. Aynen ben senden buraya alırım. Çok güzel oldu. Gelirim de arttı bu şekilde. He, şu katafrakları biraz arttırabiliriz. Hatta mümkünse bütün orduyu arttıralım. Şu an yağmacı orduyu kıstırdık. Sen de mi? Ha, sen gerçi bir dakika. Ben seni salabilirim ya. Kapadokya. Kusura bakma. Saldım seni. Sen güzel bir abiye benziyorsun. Baksana şurayı vereceğim. Kapadokya temas senin oldu. Yağmayı kurtardık mı? Mükemmel. Orduyu da yok ettik. Mesela şöyle bir kutsal savaş açsak. Nasıl olur? Bence güzel olur. Şöyle kızımla senin oğlunu evlendirdim. Tamam mı? İttifakımız da olur. Hazaryadan sana saldırmazlar. Çok güzel. Gayet iyi gidiyoruz. Biraz ekonomiyi şöyle bir arttırabiliriz belki. Üzüm sıkı manisini ikinci seviyeye getirmişiz. Bunları açamıyoruz çünkü şöyle ikinci seviyeye getirmemiz lazım. Onun yerine mesela burada başka bir şey kurabiliriz. Ha, güzel mesela buğday tarlası ekleyebilir. Zeytin bahçesi ekleyebilir. Tırtıl alanı yapabiliriz. Hiç fena olmaz. Ama bunun için de bir karar almamız gerek. Şöyle bir aynen zeytinlik yapabiliriz. Abbasilere göre gücümüz az gibi ama ordumuz sağlam. Hatta bakın şöyle bir durum var. İmparator olarak şu an elinizde bu kadar milis var. Ve bizim bali verimliliğimiz %24. Bunu en fazla %50'ye çıkarabiliyoruz. Bu da şu demek. Artıda olduğu sürece normalinden bu kadar daha fazla kazanıyoruz. Şimdi ordulara gelecek olursak elimizde sadece belli bir miktarda milis ve belli miktarda düzenli asker yapabileceğiz. Fakat bununla sınırlı kalmak zorunda değiliz. Biz artık idari yönetimde biri olarak belli başlı bölgelere asker atayabiliyoruz. Biz mesela Bizans elimizde tutuyoruz. Rakya elimizde tutuyoruz ve Selanik elimizde tutuyoruz. Artık askerler bu ünvanlara, bu vilayetlere atanıyor. Kişinin şahsi olarak tuttuğu ordu artık öyle çok fazla olamıyor. Biz buraya bir ordu atarsak, Berasette Bizans'ın başına geçecek kişi her zaman bu orduya sahip olacak. Rakya'ya sahip kişi her zaman buradaki orduya sahip olacak ve Selanik'e sahip olan kişi de her zaman buradaki orduya sahip olacak. Buralara ben ordu ekledikçe, buralar benim tuttuğum şahsi mülkler olduğundan dolayı ben buradaki orduları her zaman kullanabiliyor olacağım. Katafraktımız var. Elimizde ne yok mesela? Skutatoy var. Balistrai. Katafraktoi. Akritai basabiliriz biraz. Hatta zırhlı piyade de olabilir. Trakya ekleyelim şöyle. Biraz okçu ekledik. Akritai ekledik buraya. Hatta bunları konuşlandıralım. Fena da olmaz. Selanik'e bir tane ordu ekleyebiliriz. Zırhlı piyade olsun. Çok iyi. Böyle böyle ufak ufak ordumuzu güçlendiriyoruz. Yani Bizans artık devasa milislerden değil de gerçekten düzenli ordu yapısına sahip bir ülke oluyor. Görmüş olduğunuz gibi burada da artıyor ufaktan. Sen ne istiyorsun? Trakesyon. Oo senin elinde asker varmış evet. Aktaralım onları güzel olur. Bu abi biraz güçleniyor gibi ama bakalım yani. Mesela şöyle bir fetih yapabiliriz. Hazırda dindarlığımız izin veriyor. Gerçi bunu yapmadan önce bir tane de mancınık ekibi eklersek. Hatta şöyle bunları birer tane daha arttırabiliriz. Bakın görmüş olduğunuz gibi sahip olduğunuz ünvanlara siz düzenli ordu ekleyebiliyorsunuz. Mesela buraya ben 5 slot ekleyebilirim. Bu düklük ünvanlarına üçer tane eklerim. Bunları tam doldurduğum zaman da neredeyse sırf düzenli askerlerde oluşan profesyonel bir ordu olur elimde. Buraları şöyle bir alalım ufaktan. Bakın düzenli askerleri kaldırdım. Hatta milisleri de kaldırayım. Kuşatıcı birliği bıraktık ve düşmanın üzerine şöyle bir yürüyeyim bakayım. Şöyle Malatya'yı kuşatabiliriz. Bu arada Mezopotamya'yı kuşatsın. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şu an sarayımıza bir köse hadım ekledik. Böyle yarı naip, yarı vezir arzında bizim saraydaki gözümüz olacak. Suratını... Köylü isyanım bu. Ne? Oh, sayıları da az değilmiş ha. İşte bu yapılacak iş değil ama ya. He? Tamam paralı asker mi çekelim yani? Bunu mu istiyorsunuz? Gerçi çok çekmeye gerek kalmayabilir. Aynen buraya aldık. Çok güzel. Heh. Bakın bu yapay zeka. Diyor ki kötü kalpli Bizans İmparatoru. Sen ve senin lanet olası askerlerin bu düklüğü benim elimden almış olabilir. Ama bu sözlerime dikkat et. Benim işim burada bitmedi. Mezopotamya'yı da öyle kolay kolay pes etmeyeceğim. Topraksız oldu, maceracı oldu. Yani bir şekilde artık böyle etrafta gezip bir şekilde elimizde almaya çalışacak. Özellikle bu hak olan yerleri bakalım. Biz de cevap veririz. Heh, <laughs> bu aptal da cesaretliymiş gibi. Kolay gelsin. Hatta biz şöyle Mezopotamya düklüğünü oluşturduk değil mi? Çok güzel. Burayı şöyle Ermeni birine. Güzel. Bak sana verdik. Mezopotamya'yı sen komple veriyorum. Adil ol oğlum adil ol. Heh. Bir dakika ne oldu? Aa, savaşta yakalamışız onu. Daha doğrusu savaşmadık ama. Ve şurada bir abimiz var. Bir yardıma ihtiyacı var. Adım işi alınca demek ki böyle savaş liderini esir edebiliyormuşuz. Çok güzel. Şimdi ben seni ne yapayım böyle? He? İdam edeyim mi mesela? Korkunçluk kazandım gibi. Sınırları genişlettik. Hatta bak şöyle bir şey yapacağım. Tema yönetimi değil mi? Sen sınır yönetimi olacaksın. Çok güzel. Ne istiyorsun? Vekil arç. Yok. Şu an müthiş bir savaş var. Bir yandan kuşatmayı hallediyoruz. Ben orduda mıyım? Ben ordunun başına geçeyim. Mükemmel oldu. Harika. Tabi vasalların gücü biraz düşük olduğu için vasallar birbirlerine savaş açamıyorlar. Bunun yerine nüfuz ve entrika kullanarak kendi tanıdıklarını veya kendilerini belli başlı vilayetlere atamaya çalışıyorlar. Fakat güçleri az olduğundan dolayı mesela bir köylü isyan çıkıyor ve bunu bastırmakta zorlanıyorlar. Ordumuzu biraz e, güçlendirebiliriz sanki. Hı? Hatta şunları şöyle biraz azaltalım çünkü sınırdalar. Fazladan bakın bu. Seni konuşlandırmasak da olur. Bakalım ordumuzu nereye kadar güçlendirebileceğiz göreceğiz. Burada çok ilginç bir şey var. Anatolikon valisi Trakesion valisinden şu an toprak kopardı ama bunun için savaşmadı. Buradaki kontluğu bir şekilde aktardı. Bunların kendi aralarında bir sınır çatışması oldu. Yani bunlar rakip olmuşlar. Tebrik ediyorum. İyi de para kazanıyor sayılır. İyi de vekiler yapsak, oh mükemmel. Şimdi biraz şu verasete bir bakalım. 867 veya 1066'da başladığınızda, güncelleme öncesi Bizans imparatorları her zaman en büyük çocuk yani primogenitor olarak geliyordu. Yine benzer bir yapı var. Mesela burada veraset açıyoruz. Kendisi bizim Konstantinos Makedon. Aldığı oylara göre bizim oyuncu varisimiz olacak. Tuttuğumuz bölgelerde aynı zamanda. Mesela Trakya düklüğü var. Biz bunu değiştirebiliriz. Mesela bakın burada çocuklarımız ciddi anlamda oy almışlar. Burada diğer alakasız valiler, vasallar var. Ben kendi tuttuğum düklüklerde nüfuz harcayarak kendilerinin oylarını etkileyebilirim. Şu an bakıyorum. Benim en büyük oğlum hem Selanik'i hem Trakya'yı hem de Bizans İmparatorluğunu Benden sonra alacak. Dolayısıyla diğer çocukları bir şey kaybetmeyecek. Ya derim ki mesela ya Selanik mesela başkasına gitsin. Başka çocuğa. Ada için. Oğlumu seçerim. Bu oğlumu aktarmaya çalışırım gibi. Hele oğullarım bir büyüsün. Yetişkinliğe gelsinler. Bir 16 yaşına gelsinler. Ben istersem onları başka vilayetlerde veraset sonrası getirmeye çalışabilirim de. Dolayısıyla boyunda mesela bol bol çocuk yaparsınız Bizans İmparatoru olarak ve onlar da yetişkin yaşa gelirse diğer ailelerden koparıp kendi çocuklarınıza verirsiniz ve bu pencerede gözüktüğü gibi mesela bakın biz Makedon hanesiyiz ve bizim bizim yetkimiz en büyük çünkü biz imparatorluk hanesiyiz. Baskın aile yok, güçlü aile de yok, soylu aileler var. Mesela bakıyoruz bizden sonraki en güçlü kişi Melisenos. Ben kendi oğullarımı ya da kızlarımı da artık kızlarıma da toprak ayarlayabilirim valiliklerden. Onları da getirdiğim zaman kendi hanedanımın Nüfuzu ciddi anlamda artar. Sadece biraz uzun yaşamanız ve çocuklarınızın büyümesi gerek. Ha böyle bir event geldi. Kendisi benim vekilercim. Mesela bize bir teklifle geliyor. Eğer biz kendisine biraz fazladan para verirsek bizim aile konağımızda bir geliştirme yapacak. Ya da deriz ki ya şu parayı biraz saklayalım. Bizim elimize biraz daha fazla para geçecek. Olur. Mesela konağa bakalım. Aa inanmıyorum kazıklandım sanırım ya. Evet ciddi anlamda kazıklandım. Ne lan? Ya oyun beni kazıkladı şu an. Ekleyemiyor. Eklemedi. Hala ikinci seviyede kaldı. Onun anasının. Ee, o zaman biz de buralara bir şeyler ekleriz bakalım. Şöyle bir banyo ekleyelim. Biraz temiz olalım değil mi? Güzel olur. Mülklerimize bakalım ne durumdayız. Ha, şuraya bir tarla ekleriz. Arap İmparatorluğu hala savaş içerisinde. Peki. Bu hadımları işe alırken size tavsiyem biraz dikkatli olun. Her işinize karışmaya çalışabilir. Ben senden şuraya alsam mı ya? He? Alabriya Düklüğü ne dersin? Bence alayım. Bak çok güzel bir şey yapacağız seninle. Üçgen biçiminde birbirimize tak. Şu an sadece düzenli askerlerle 1548. Bu ciddi anlamda yıkıcı bir güç bu arada. Düşmanın elindeki toplam asker de 1411 yani bu milislerle dahil. Ben dolayısıyla sırt düzenli orduyla yıkıp geçebilirim. Umarım buralarda görmediğim bir hastalık yoktur. Evet. Şimdi düşmanın üzerine biraz gidelim. Hatta ben kendim geçeyim ordunun başına. Ne istiyorsun? Hayır. Yürü git. Bence düşmanı burada yakalarız ha. Evet yakaladık. Çok güzel. Hapsettik. Buradaki topraklar benim oldu. Şimdi. Eşareye eşare ortadakisi iyi. Güzel. Peki. Hı. Ünvan oluşturuyorum. Mesela Calabria'yı oluşturdum. Harika. Var mı şöyle bizim güzel bir. Ben sana şöyle versem burayı nasıl olur? Hı. Calabria. Aynen bak. Seni böyle yaptım. Sen soylu birisin. Bana karşı böyle sadık olursun. Toprakları da böyle genişletiyoruz. Çok güzel oluyor. Senin orada ne işin var ya? Ben sana bunu aktaramıyorum çünkü kendisi bir düklük. Oo. Krateros ailesi şu an güçlü bir aile olmuş. Bir bakalım soylu aileler. Evet güçlü aileler şu an burada. Krateros. Ratingleri biraz yükselmiş. Ve görmüş olduğunuz gibi kendisi böyle Efes'in genişleme savaşı açabiliyor. Yani bir vali dışarıya karşı savaş açabilir imparatorluğu genişletmek için. Ben mesela istersem belki Mısır'a açabilirim bilmiyorum. Ve kutsal savaş açılabilir mesela gibi. İdari yönetime sahip biri olarak kontluk genişleme savaşı açabilirsiniz. Böyle sınırınıza eğer kara sınırınıza komşuysa toprak buraları böyle alabilirsiniz. Ben seni biraz etkileyim belki vasalım da yapar. Eğer bu adam Tengri kalırsa ve Bulgaristan'ın başına geçerse ben kutsal savaş açabilirim diye düşünüyorum. Bu arkadaşları böyle savaş da açabiliyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Bakın bu arkadaş şu an topraklarını kaybetti. Bütün toprakları kaybetti ve bir maceracı oldu. Mesela bakalım bu Mezopotamya eski emiri ne yapıyor? Şu an takılıyor burada. Buralarda takılıyor demek. Güzel. Veraset ne durumda? Bizim şu oğlana gidiyor galiba. Bir bakalım. Şu idari pencere yapısına biraz baktığımızda burada hali hazırda aktif olan bütün temaları görebilirsiniz. Bizans İmparatorluğu Dejru sınırları içerisinde düşünürsek bunlar aktif temalar oluyor. Mesela şu an en etkili çalışan Karsiyanon yani Kayseri tarafları. Kendisi gayet etkili. Diğerlerine bakıyoruz. Eksi 13 diyor. Hı. Aa bir dakika. Senin savaşın varmış. Ben sana katılayım. Hı? Bu kadar köylü nereden geliyor anlamıyorum ama. Yok ettik. Bizimle arkadaş olmaya daha çok yaklaştı gibi. Böyle kötü durumda olanlar var mesela. Bakın burada Drakyon var. Drakyon askerleri niye bu kadar kötü? Çünkü borca girmiş. Hay anasını satayım. Toparlarsın sen şimdi biraz askerleri değil mi? O zaman şöyle yapacağız. Ben sana bakalım talimat verebiliyor muyum? Kültürel yakınlığı arttır diyebilirim sana. Ne dersin? Ben şimdi bu vasal talimat verdim. Elinden geldiğince öncelikli olarak Arnavut kültürüyle yakınlaşmayı arttıracak. Hatta biraz yapabiliyorsak kendisini bu vilayet verimini de arttırmaya çalışalım. Bunun için de bir seçenek var. Burada bolster governance görüyorsunuz. Yani yönetimi destekle. Böyle yaparak hem kendisi bana biraz daha yakınlaşmış oluyor. Mesela nüfus harcayarak, para vererek, valinin itibarını arttırarak, bürokrasisini destekleyerek ya da öndeki engelleri kaldırarak yardımcı olabiliriz. Bu da %4'lük bir artışa yol açar. Aynı zamanda kendisiyle olan ilişkimiz de daha iyi olur. Bu 3 seçeneği seçersek bizim kendi yeteneklerimize göre bir kumar var. Mesela nüfuz veya altın harcamak istemiyoruz. Diyelim diplomasi, idare veya entrika kullanacağız değil mi? Baktığımızda entrikamız yüksek aslında baya. 19 entrika var. Askeriyeden de yüksek. Böyle yaparak engelleri kaldır diyerek sadece 30 nüfus harcıyorum ve çok değişmedi sanırım. Ama olsun elimizden geleni yaptık değil mi? Aynısını sana da yapalım mı mesela? Ne dersin? Bir deneyelim bakalım. Görüşünü de arttırırız biraz. Gayet iyi oldu. Entrika yeteneğimiz yüksek olduğu için bu bize baya yardımcı oluyor. Böyle böyle vasallarınıza da biraz az da olsa destek çıkabilirsiniz. Kalabriya. Seni arttırabiliyor muyuz şöyle bakalım. Hı? En param fena değil. Öndeki engelleri kaldıralım. Çok güzel. 46'dan 42'ye geçti diye gördüm ben. Epir ve Drach tarafları çok kötü. Yani buralar artık hani Allah'ın unuttuğu yerler denilebilir. Ya da oraların valileri çok kötü yönetiyor. Hiç iyi değiller. Bu arada bu toprak bana mı geçti az önce? Evet. Cem sen al şu toprağı burası senin ya. Bak. Hatta dur dur. Yok 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 yok. Burada kontluğu transfer et. Yani kontluğu aktar seçeneği var. Selanik'i aktarmayacağım. Aetolia'yı aktaracağım. Sen kimsin? Ne istiyorsun? Skleros. Krateros. Bekle oğlum bekle. Zaten sen oranın verasetinde varsın. Buraya bir bakalım tarihine mesela ne olmuş. Ben senden nasıl almışım burayı? Allah Allah. Ben almadım ya. Ben senden sökmedim burayı ama oyunun kayıtlarında senden söktüğüm yazıyor. Epire aktaralım burayı. İstersek atama ver diyebiliriz bu şekilde. Ya da sadece kontluk aktar dersek buradan da yapmamız mümkün. Buradan seçiyoruz. Bakın kendisi aldı burayı. Sen kimsin? Ya inanmıyorum. Ayrı bir mezhebe geçti ya. Sen de mi? Var mı başka geçecek ha? Var mı başka? Sen de mi geçtin? Ulan siz var ya çok rezil adamlarsınız ama. Oh 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 oh. oh. Tam sizin topraklarınız elinizden kaçıyor arkadaşlar. Yok. Sen ne yaptın? Sen ne suç işledin? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ha tamam sen aynı yeri tutuyorsun. Benim kafam karıştı bir anda. Toplamda %27'lik bir verimli yönetimim var kendi topraklarımda. Lotharingia böyle. Yani feodaller <laughs> ölsün diyelim artık bilmiyorum. Canım şimdi din değiştirmeni istesem. ne? şimdi ben ben yok edeceğim seni. Ha bak bana isyan ediyor şu an. Din değiştirmeni istesem kabul ediyorsun. Sen din değiştirmeni istesem. Çok güzel. Başka var mıydı? Bu muydu? Ha yok bu değil. Bu değil. Bu, bu, bu geçmedi. Sen, sen. Başka mezhebe geçtiler inanamıyorum ya. Şansölye gitmiş. Sen kimsin? Güçlü bir vasal var mı şöyle? Sebasti. Aynen bak seni aktardım şöyle. Bakın çok basit. Hemen şurada düzenli orduları kaldırıyorum. Vasalım da benim adıma toprakları genişletmeye çalışıyor. Şöyle yapsak sonra senin üstüne şöyle gitsem. Evet atletik olduk sağlığımız arttı. Kızımız büyüdü falan. Çok fazla üstüste aynı şey geldi. Üst üste çok fazla şey oldu. Canımın içi ben senden burayı alacağım. Öncelikle özür diliyorum. Hoş geldiniz. Burası bende mi? Ben Bende mi şimdi burası? Çok güzel. Sana burayı aktarıyorum böyle. Senden burayı koparamıyorum değil mi? Hı? Şimdi burası benim oldu. Vergileri arttıracağız ve halk görüşü -50 mi ya? Yok gerek yok Allah aşkına. Ollarımızla bir büyümedi ya. Var mı şöyle güzel soylu bir şövalye ki onu yapsak mesela nasıl olur? Sana mı vereyim? Hı? Burayı sen mi istiyorsun? Efes senin mi olsun? Hadi bak Efes sana verdim. Canım senden şunu istiyorum. Burada eşariler var değil mi? Bak şöyle yapacağız. Sana talimat vereceğim. Öncelikli olarak yapacağın iş kendi dinine geçirmek olacak. Devlet dini ortodoksluk ortodoksluğa geçireceğiz. Heh, şu işe bak birisi benim hadımımı öldürmeye çalışıyor ya. Sen kaç kişiye bulaştın be oğlum? Allah Allah. Ulan Paksalis. Bela arayan bela bulur arkadaşlar. Ne istiyorsun? Olur. Muhtemelen ben kazanacağım. Her türlü ondan daha iyiyim çünkü. Evet. Benden korkuyor. Ya yeteneklerin çok kötü be oğlum. Bakın böyle krallık içinde savaş açabiliyorum. Fakat tuş nedense çok rahat gözükmüyor. Biraz garip olmuş. Şu an ben üçüncü dindarlık seviyesindeyim. Yani adammış hizmetkar seviyesi oluyor bu. Şöyle bir durum var. Feodal aşiret veya kabilenin aksine siz mesela bu seviyeye ulaştınız. Adammış hizmetkar seviyesine. Burada böyle bir uyarı geçiyor. İdari yönetime sahip hükümdarlar nüfuz harcayarak diğer valilerdeki düzenli asker bölüklerini isteyebilirler. Burada bir vasal katılacakmış mesela buradaymış. 2755. Bir deneyelim bakalım. Mesela ben burada burayı almaya çalışacağım. Biraz zorlayıcı bir savaş olabilir ki kendisi zaten borçta. Bir seviye alttan yapabiliyoruz sanırım. Ya şu kültüre bakayım. Kültürde acaba bununla alakalı bir şey var mı? Bununla alakalı bir şey yok sanırım. Demek ki yapabiliyormuşuz. Çok güzel. Hali hazırda güzel para kazanıyorum. Şu orduları biraz arttırayım o zaman. Burada bayağı asker varmış. 400 asker. Ben bunları alırım. Kaldiya'da biraz asker var. Gayet güzel. Burada benim askerlerim var. Çok iyi. Ekleyeyim ben buralara bir şeyler ya. Hı? Sende ne vardı abi? Mübarizun mu? Ee, mübarizuna karşı çıkan hangisi oluyor? Hafif piyadeler galiba. O zaman Scutato'yu ekleyeceğiz. Bunlar Akritay. Yok pardon Scutato'yu eklemiyoruz. Akritay'ı ekliyoruz. Bunlardan ekleyeceğiz. Bol bol. Seni şöyle konuşlandıralım mümkünse. Ha canım. Biraz belki şöyle Katafrakt ekleriz. Seni de şöyle konuşlandıralım. Biraz bekleyelim. Para kazanalım. Bu arada Tuluniler. Öf. Çok kötü bir durumda. Ya bu Ahmet de biraz bilmiyorum. Sanırım bir mallık var. Oğullarıyla hiç iyi geçinemiyor. Yapay zekada böyle bir durum var. Yani burayı aşiret gibi yönetiyorlar. Bilmiyorum ya Ahmet esasında çok iyi bir yönetici özellikleri falan ama oğullarını oraya buraya getiriyor ve görüşleri hep kötü, hep eksi de. Hep böyle bir... Ha evet bak mesela kaybetmiş. Oğlu kendisine karşı kaybetmiş. Kendi yönetimimizi sağlamlaştırabilir miyiz bakalım. Böyle bir karar da alabilirsiniz. Bunun için tek şart sizin idari hükümette olmanız lazım. Ya 15 sene boyunca bu özelliğe sahip olursunuz yani meşruiyet artışınız %25 daha fazla olur ya da doğrudan 200 meşruiyet kazanırsınız. Şu an 4'te. Alalım. Hiç fena olmaz. Zaten şu an yeterince yüksek ve vasallar bizden de hoşlanıyor yani. Baya bir eksi görüşte başlamıştık. 867'de. 878 yılındayız. Eksi görüşte olan topraklı vasal yok şu an. Çok güzel bu. Aa bak yakaladım bir tane. Eksi de. Senin sağlığın kötü mü? Evet kötü. Ve sonrasında bu topraklar komple bana geçiyor. Aha bayıldım. Ve şu an bir savaş başladı. Mükemmel. Tamam Abbasilerin işi bitti sayılır. Yok biz seni yeterince etkileyemeyeceğiz. Hı, olmadı. Ama sana vasallık teklif edebiliyorum sanırım. O, bak, böyle teklif ettim. Vasalım yapar yapmaz kansere yakalandı. Bu da mükemmel. Feodal ve aşiret vasallarınıza imparator olarak bu şekilde idari yönetimi benimse etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Mesela 300 altın atarsınız eğer kabul ederse geçer. Bunu tıklarsanız mesela hane atama tercihi diye kendi hanesinin gücü daha da artar. Biz kendi nüfuzumuzu kullanırız yine yapabiliriz bir şeyler. Kendisi yoksa feodal kalmaya devam eder. Eğer kendi isteğiyle idari yapıya geçmezse. Abbasileri acaba idari yapmakla hata mı ettim diyeceğim. Gerçi benim bir hatam yok burada ama yani ya bu özgürlük savaşı yani vasallar ayaklanmasa aslında biraz daha güçlü duracak. Şu Suriye'yi komple alabilirim mesela ya da Ermenistan'ı alabilirim. Buralar komple benim toprağım oluyormuş. Ee, olabilir. Olur olur. Alırız. Edessa'yı da alabiliriz. Bir deneyeceğim bakalım şansımı. Bu arada ben a aktaramıyorum çünkü kendisi keşiş. Keşiş olmayan bir Ekümenik Patrik olursa mesela Kudüs'ü alıp patriki aktarabilirim. İşte fena olmaz. Sağlığımız gittikçe artıyor. Ve oğlum büyüdü. Bu mükemmel. Oyuncu varisim. Dolayısıyla yetişkin olduğu için ben kendisini artık bir vilayete vali olarak aktarabileceğim. Şimdi. Biraz para elde edebilsek güzel olur. Hmm. Sen ne istiyorsun? Konseyde koltuk istiyorsun değil mi? Kusura bakma. Ee, şu an benim bu konsey üyelerim çok güzel. Ee, hayır. Oh. Arap İmparatorluğuna <laughs> acımıyorlar şu an. Çok güzel. Afrika biraz güçlendi. İyi gidiyor yani. Özel askerlerinden dolayı çok isyan etmiyorlar kendisine. İyi. Sende yine mi köylü isyanı? Arkadaşımız oldu. Bu kadar. Kıyma makinesi gibi. <laughs> Kesiyoruz yani. Arkadaşımız da oldu. Bizi şu an sonuna kadar destekliyor. Ya oğlum yürü git ya. Aa para geçti elimize. Harika. Ben şu asker gücünü arttırayım mı acaba biraz? Şu katafraklar tam bir bitsin. Sonra şöyle bir adammış hizmetkar olarak krallık seviyesinde kutsal savaş açalım. Mesela Kudüs'ü ele geçirebilirim. Çok güzel olur. Kudüs biraz az kalır ama. Ee, biraz daha fazla toprak olarak şuraları alabiliriz. Çocuklarımızı falan yerleştiririz oraya. Güzel olur. Ona yardım edecek kimse de yok bu arada ya. Savaş açmayı isterdim fakat başkenti de çok geride. Güzel ordumuzun gücü arttı. Ben bir şansımı deneyeceğim ya. Şöyle Suriye tarafların özellikle Şam. Trablus, Humus, Halep, Edessa taraflarını şöyle bir alacağım ben. Sen kimsin? Senin askeri gücün yok. Bu arada tuşum burada olmam. Savaş başlat tuşu çok zor gözüküyor burada. Ben bir şansımı deneyeceğim ama. Var mı katılacak baba it? Yok. Öncelikle düzenli orduları kaldırıyorum. Sonra milisleri kaldırıyorum. Hatta yapabiliyorsam savaşa çağırayım mı? Ordulara bakalım. Alabileceğimiz ordular var mı? Anadolu'da ordular var. Mesela bakın buradaki orduları ben çağırıyorum. Rakesyon'daki orduları da çağırıyorum. Nüfus harcıyorum. Aldiya'daki orduları da çağırıyorum kendime. Nüfuzu harcıyorum şu an. Sen kalabilirsin. Elimde şu an müthiş bir disiplinli ordu var. Maraş tarafına bir girelim bakalım. Ordu kalitesi aşırı yüksek. Ama kuşatmalarda... <laughs> ittifak kurduğu kişiye bak ya. Beni durdurabileceğini zannediyor. Dağlık alanlarda kuşatma yapmak gerçekten sıkıntılı. Buraya kendimi getirsem acaba kuşatmaları yapabilir miyiz? Daha hızlı bir şekilde. Şu an sadece toprak kuşatacağım yani. Burada kale seviyesi 6 çünkü değil mi? Burada 5. Tamam buralarda biraz daha kolaylarız o zaman. Oğlumuz büyüdü fena olmadı. Hadi o zaman sana şöyle bir hanımefendi bilmiyorum bir bakalım. Ne istiyorsun? Hayır. Hayır abi. Onsey monsey. monsey he. Halifenin ordusu mu bu? Mükemmel. Lütfen gel. Sakın İstanbul'a gittiğini söyleme. Çok gülerim ya. Birisi bana karşı komplo mu kuruyor? Heh, şuradaki düşman ordusunun üstüne gideceğim. Mareşalim ölmüş. Biraz uzun bir savaş olabilir. Halifenin ordusu nereye gitti ya? Hadi sen de şurayı kuşat. Ayda vereme yakalandı. Ölebilir mi bilmiyorum. Muhtemelen ölecek. Bu arada bizim topraklarda salgın falan yok değil mi? Ha yok. sen yakalandı o zaman. Üşüttü. Ne öldü? Geçmiş olsun. Ne zaman açmışız? 3 sene önce. Öh. Bu kim? Populist Uprising. Ermeni. Ee, şu düşman ordusunun üstüne gideceğim ben. Evet. O toprakları ben kaybetmek istemiyordum. Çünkü vassallar gerçekten kendi topraklarını yönetemiyorlar. Köylü isyanları oluyor sürekli. Aa. Halifenin ordusu bu? Halifeyi yakalayayım mı? <laughs> gel 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 kaçma buraya. Münakaşacı olduk be. Oh ya. Ne güzel. Savaş 4 sene sürdü. Basallar benim. <laughs> Bir kuşatma daha alsak yapıyoruz gibi sanki. Evet kazandık. Antakya'yı yeniden fethettik. Uzun bir süredir Roma'nın parlak orduları buraya gelememişti. Şimdi bizim elimize geçti. Pentarşinin yuvası olan Antakya, Aziz Peter tarafından zamanda kutsanmış ve Hristiyanlığın ilk adımları burada atılmış ve bizim elimize geçti. Edessa yani Urfa'yı da ele geçirdik bu şekilde. Burada açıklamalarını görebilirsiniz. Elimize çok toprak geçti be. Sana toprak verebiliyoruz mu? Aa bir dakika gerçekten verebiliyoruz kadınlara. Bu mükemmel bir şey. Ama senin tabi başka soydan. <laughs> Aklıma şöyle bir şey geldi. Sen de bir türlü ölmedin ha. Antakya'yı şöyle acaba diyorum ki burada birilerine veremiyor muyuz? Böyle teokratik birilerine olmuyor mu? Peki öyle olsun. Şimdi buralarda sıkıntılar var işte. Ne yazık ki. Edessa'yı ele geçirdik. Çok güzel. Burayı şöyle Ermeni birine aktardık. Bak ne yapacağım biliyor musun? Edessa temasını verdik. Tam teşekkürlü bir vali oldum. Son abicim baksana sana şurayı aktaracağım. Trablus'u aktardım. Burayı da aktarıyorum. Tamam. Böyle dejur halinde aktaracağım buraları. Oğluma toprak vermeyi düşündüm ama. ikinci oğluma en azından bilmiyorum. Belki bu iyi olursa bir şeyler yaparız artık. Bu çünkü fena bir çocuk değil. Şöyle meşriki birine aktaracağım. Meşriki bir hanımefendiye. Yarasa mı? Evet yarası. Sana böyle buraları vereceğim. Dejurda vermeye çalışıyorum. Dejur düzenle. Tamam mı? Almira'yı gasp edemiyor muyum ben? Çok ilginç ya. Para da var gasp edemiyoruz. Ünvana geliyorum gasp edemiyorum. Bu da apayrı bir bilmiyorum artık absürtlük saçmalık ne derseniz diyeyim buna. Humus'u oluşturabilirim. Halep'i oluşturamıyorum. Palmira'yı oluşturamıyorum ve Şam'ı oluşturamıyorum. Başkaları tarafından tutuluyor çünkü. Aa, yay. Bu sorunlu. Ee, ciddi anlamda sorunlu bu. Dolayısıyla şöyle humus'u oluşturalım. Yine böyle meşriki biline veririz. Meşriki hanımefendiye böyle verdik. Humus'u verdik mi canım sana? Çok güzel. Sonra buraları da birine verelim. Meşriki'yi birine verdik. Meşriki hanımefendiler geliyor. Alebi de yine şöyle Meşriki'yi birine verelim. Yine bir hanımefendi geldi ben anlamıyorum. Artık Roma İmparatorluğu'nu kurabiliyormuşuz. Ha yani kurma potansiyelimiz var. Trakya, Antakya, Atina, Selanik'i tutuyoruz. Buradaki yerleri de ele geçirdiğimiz zaman tutabileceğiz. Mesela Tunus, Hırvatistan, Filistin, İskenderiye, Kapua, Apulia gibi Roma İmparatorluğu'nu oluşturma seçeneği de karşımıza çıkacak. Antakya'yı oluşturabiliyorum. Antakya'yı oluşturdum. Sana veremiyorduk. Peki. Buraya şöyle Yunan birine verebiliriz. Verdik. Hatta bir dakika dur 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 dur. Antakya'yı şöyle verelim. Tamam. Bu kadar. Efendim burada görmüş olduğunuz gibi genel olarak genel hatlarıyla. Bakın burada yine bir ah ah köylü isyanları var ya. Nasıl yapacağız bunları? Hı? Yani Yunan köylüler eksiyon görüşten dolayı sürekli böyle bir isyan etme çabasındalar. Yalnız ordum çok güzel. Ordularım gerçekten çok güçlü. Mükemmel. Bizans gerçekten mükemmel arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Harika. Suriye'yi ele geçirdik. Biraz böyle absürt bir yapı var. Çünkü <laughs> Kilikya taraflarını daha alamamışız. Yani alırız. Bakarız. <laughs> Buraları neden gasp edemiyorum bilmiyorum. Oyun bana gasp etme seçeneğini vermiyor ne yazık ki. Bu da böyle bir sakatlık. Belki bu bir bug'dır bilmiyorum. Gasp edilemiyor mu ünvanlar? Bir bakalım. 49 yaşındayız oyuna yanlış hatırlamıyorsam 30 yaşında başladık. 20 senede güzel işler yaptık ya. Heh. İmparatorluğun gücünü böyle 3 katına falan çıkardık. İyi para kazanıyoruz. Nüfuzumuz fena değil. Gayet iyiyiz bence iyi gidiyoruz. Şunları da sal al. Nedense bana karşı bir ayaklanma olacak ama. E burada bir sorun var. Yani ben bunun biraz daha detayına inmeye çalışırım. Ben burada sadece böyle kontluk seviyesinde ha gitti mi? Mesela bakın gitmiş çok güzel. Ben bu ablamıza Damaskus temasını böyle Şam valiyesi yaptım kendisini. Şu halk ayaklanmasını bir görmek istiyorum ya. Bakalım nasıl olacak. Yani sırf asker sayım az diye mi böyle oluyor? Ya ezip geçeceğim onları çünkü. Gene mi geldin? <laughs> bakın geldi. Kim bu? Halabit. Hı. Köylü. Yani kolay gelsin diyeyim ya, vallahi kolay gelsin. Yani yürek mi yediniz arkadaşlar? Hı? Ben böyle orduları kaldırıyorum. Bakın, sadece düzenli askerleri kaldırdım. Bunlar kuşatma yapıyorlar. Gelin siz, gelin gelin. Daha büyük olanın üstüne gideceğim. Bakın, sadece köylülerden oluşuyorlar ve nasıl yok edeceğiz? Hani 14.000 kişi çıktılar ya bunlar. Yapay zeka zannediyor ki yani 14 14.000'e 5.000 e kazanır. Yok öyle bir şey. Bu kadar. Hiç korkmaya gerek yok. Yani yapmayacaktın işte. Kusura bakma. Böyle de kazandık. 5'te 5 yani. O esnada elime para geçmiş. Ben bu ünvanları bir oluşturayım. Hanımefendi siz bana öyle kötü kötü ekside bakmayın ya. Bakın sizi Halep düşesi yaptım. Yani icabında yaparız bir şeyler. Size ünvan veririz. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bir imparator olarak yapabileceğiniz güçlenebileceğiniz ve kendi nüfuzunuzu arttırabileceğiniz çok fazla seçenek var. Çok güçlü gözüken bir düşmandan şu an çok önemli yerleri aldık. Gerçekten aldık. Suriye'yi kaybetti adamlar. Şam'ı kaybettiler. Halep Humus gitti. Trablus, Lübnan Antakya gitti. Urfa gitti. Deyim yerindeyse Abbasilerin içinden geçtik. Bana sorarsınız benim şahsi görüşüm. idari yapı yani yeni yönetim şekli ve Bizans'ın oynama şekli eskisine göre çok daha iyi. Vasallar bu noktada en azından 867'de başlarsanız çok güçlü değiller. Ve siz kendi merkezi gücünüzü tutabilirsiniz. Ekonominiz sabit olursa, ordunuz gerçekten güçlü olursa, ordu kalitesi yüksek. Her ne kadar sayısı az olsa da 14.000 köylüye karşı yok ettik. Bu kadar. Nicelikten çok niteliğe artık önem veriliyor burada. Ekonomik altyapınızı, vasallarla olan ilişkinizi böyle yavaş yavaş toparlayarak size karşı potansiyel isyan çıkarabilecek kişileri tek tek ekarte ederek böyle merkezi sağlam bir yapıya geçebiliyorsunuz. Bakın şu an vasallar bizden gerçekten hoşlanıyorlar. Oyunda bizden hoşlanan vasal yoktu. Epirus da benden korkuyor, güçlü. Mesela bu hiç hoşlanmıyordu. Ahaya valisi şu an hoşlanıyor. 89, 79, 100. Mesela bu yeni geldi, ölüyor sanırım. Evet, Geçmiş olsun. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım. Kendi oğlumu geçireceğim. Hı? Benim oğlum geçecek başa bakın. Elimden gelince bütün nüfuzumu harcadım ve bütün adayların önüne geçtim. Ölünce benim oğlum burayı yönetecek gibi. Oğlumu toprak sahibi yapacağım mesela böyle. Burada idari yönetim içerisindeki temaları görmüştük. Soylu aileleri gördük. 4 tane şu an güçlü soylu aile var. Bunlarla alakalı ayrıca alabileceğiniz etkileşimler var. Onların statüsüne meydan okuyabilirsiniz. Onlar hakkında iftira atabilirsiniz. Topraklarının yağmalama planı yapabilirsiniz. Ve mesela bu şekilde görmüş olduğunuz gibi topraklarında daha bir gelişmişlik yok. Daha bir şey geliştirememişler. Ekonomileri çok iyi değil çünkü. Kendi topraklarında çıkan isyanları durduramıyorlar. O kadar geride başlıyorlar. Siz bunun üzerine inşa edersiniz. Bir noktada gerçekten çok güçlenirsiniz. Abbasiler beni durduramadı. Sonrasında çıkan köylü isyanda beni durduramadılar. 867'de başlayarak özellikle Afrika, İtalyanlara karşı, Bulgarlara karşı da Bulgarlar biraz zorluyor çünkü Konnilerden dolayı ama gerçekten ve gerçekten eskisine göre çok daha nitelikli bir Bizans var. Tekrardan söyleyeyim umarım video hoşunuza gitmiştir. İdari yönetimle alakalı daha fazla içerik isterseniz de yorumlarda bildirebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve geri dönüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.